Bugün Osmanlı döneminde saray önündeki vali konağına yakın olmasından dolayı devlette çalışan üst düzey görevliler, paşalar, varlıklı kişiler ve elit tabakadan Müslüman Türklerin yaşadığı Arabahmet Mahallesi'ndeyiz. Bugün birlikte Şehit Salahi Şevket Sokak veya eski adıyla Victoria Sokağı'nda bulunan ve yaklaşık 900 yıl din adamlarına ev sahipliği yapmış olan Ermeni Apostolik Kilisesi'ni ziyaret edeceğiz. Eskiden mahalleler, ibadet yerlerinin çevresine evler inşa edilmek suretiyle oluşturulurdu. Bir zamanlar Lefkoşa'nın en seçkin mahallesi olarak kabul edilen Arabahmet Mahallesi de aynı şekilde oluşmuş ve gelişmiştir. Benediction Tarikatı Kutsanmış Rahibe Manastırı ve Tortosa Meryem Ana Kilisesi'nin bu bölgede olmasından dolayı milattan sonra 13. ve 14. yüzyıllarda buraya ilkin Latinler yerleşti. Osmanlıların adayı ele geçirmelerinden sonra ise bu Latin mahallesindeki 13. yüzyıla ait Gotik Notre Dame Kilisesi Ermenilere verildi. Böylece Latinlere ait olan bu bölgeye Ermeniler yerleşmeye başladı. Bir yandan bölgede süreç içinde Osmanlı Türk nüfusu ağırlık kazansa da 1920 yılında Anadolu'dan gelen yoğun Ermeni nüfusun da bu mahalleye yerleşmesiyle Arabahmet Ermeni Mahallesi olarak anılmaya başladı. Kilisenin bulunduğu bu noktaya ilk olarak milattan sonra 1116 yılında Kudüs Kralı Baldwin tarafından bir kilise inşa edilmiş ve kilise 1187 yılında Kudüs'ün kuşatılmasından sonra değişik tarikatların idari merkezi olarak kullanılmış. Lüzinyan devrinin başladığı 1192 yılından birkaç yıl sonra ise Kartuzyan Rahibe Manastırı'na dönüştürülmüş ve kilise 1291 yılından sonra Kıbrıs'a gelen Benediktin tarikatı rahibeleri tarafından kullanılmaya başlanmış. 1303 yılında gerçekleşen depremde ise manastır tamamen yıkılmış ve yerine 1308-1310 yılları arasında Kral II. Henry tarafından kilise inşa edilmiş. 13. yüzyılda inşa edilmiş olan bu gotik yapı Kutsal Bakire Meryem'e adanmış. Manastırda faal olan Kartuzyan tarikatının zamanla tarih sahnesinden çekilmesiyle Benediktin tarikatı, Tiyar ve Tortosa olarak iki ayrı alt tarikata ayrılmış. Daha sonra Tiyar tarikatı da tarih sahnesinden silindiğinden Tortosa tarikatı tek başına kilisede varlığını sürdürmeye devam etmiş. Lefkoşa'nın Osmanlıların eline geçtiği 1570 yılında
Bakire Meryem Tortoza adıyla bilinen kilise tuz ambarı olarak kullanılmaya başlanmış. Bundan rahatsızlık duyan Ermeniler durumu 2. Sultan Selim'e şikayet etmişler. Bunun üzerine padişah zamanın Kıbrıs valisi Muzaffer Paşa'ya bir buyruk göndererek konunun araştırılmasını ve eğer camiye yakın değil ise içerisindeki tuz tamamen boşaltılınca ayinlerini yapmak üzere yine Ermenilere verilmesini buyurmuş. Böylece manastır Ermenilere iade edilmiş. Kiliseye 1788 yılında bir vaftiz odası, 1858'de kuzey verandası, 1860'da çan kulesi ve 1945'te de koro balkonu inşa edilmiş. Kilisenin tabanındaki Orta Çağ'a ait 65 adet mezar taşı ise 1960 yılında Kıbrıs Cumhuriyeti Antikalar Dairesi tarafından sökülerek yerine mermer döşenmiş. 1962 yılında bunların bazıları Kıbrıs Müzesi'ne taşınırken bazıları uzun yıllar kilisenin verandasında kaldıktan sonra 1990'lı yıllarda eski eserler ve müzeler dairesine nakledilmiş. Kilisede bulunan büyük ebatlı ikonlardan 11 tanesi ise eski eserler ile müzeler dairesine mal edildikten sonra Girne Kalesi'nde koruma altına alınmış. 1963 yılında Ermenilerin terk ettiği kilise bu tarihten sonra harap hale gelmiş ancak UNOPS ve USAID'in desteklediği bir proje ile 2009-2010 tarihleri arasında restore edilmiştir. Ve Ermeniler toplumlar arası çatışmalardan tam 50 yıl sonra kiliselerinde ayin yapabilmişlerdir. Kilisesi Kıbrıs Vakıflar İdaresi bünyesinde halen insanlığa hizmet etmektedir. Tarihi yapı ziyarete açık olmasının yanı sıra Kıbrıs Vakıflar İdaresi'nin din, dil, ırk ve cinsiyet ayrımı yapmayan, hoşgörü kültürünü içselleştirmiş yeni yönetim anlayışı ile gönüllü vatandaşları bünyesinde toplamış ve idare ile halk arasında köprü oluşturmuştur. Bugün tarihi binada gönüllü bir proje ekibi ülkeyi ve insanlığı daha aydınlık günlere ulaştırmak için canla başla çalışmaya devam etmektedir.